Merhaba Hatice'li Örgü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle 6 yaşına uygun Tunus işinden güzel bir yelek öreceğiz. Yeleğimizi örmek için birer tane ip yetmiyor. 120 gram lile ipim var. 120 gram da beyaz kullanacağım. 3 numarada şiş tığımız var. Yeleğimizin önünü lile ipimizle 45 ilmek olarak başlıyoruz. 45 ilmeğimizi 5 sıra lastik olarak örüyoruz. Kenardan ön pat için 5 ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. 40 tane ilmeğimizin üzerine örneğimizi kuruyoruz. 45 ilmekte koltuk kısmına kadar 20 örnek uzunluğunda örüyoruz. Koltukta 11 tane ilmek kesiyoruz. Yaka kısmında da tek tek 11 tane ilmek kesiyoruz. Yeleğimizin önünde 23 tane ilmeğimiz kalıyor. 23 ilmekle yeleğimizin önünü tamamlıyoruz. Yeleğimizin arkasını 82 ilmek olarak başlıyoruz. 82 tane ilmeğimizi yine 5 sıra lastik olarak örüyoruz. Örneklerimizi kuruyoruz. Yeleğimizin arkasını 82 ilmekle koltuk kısmına kadar 20 örnek uzunluğunda örüyoruz. Koltuklarda 6'şar tane ilmek kesiyoruz. Yeleğimizin arkasında 70 tane ilmeğimiz kalıyor. 70 ilmekle yeleğimizin arkasını örüyoruz. Burada ense kısmının kıvrılmaması için ensedeki ilmeklerimizi lastik örerek yeleğimizin arkasını da tamamlıyoruz. Şöyle başlamadan önce yeleğimin büyüklüğünü de ölçmek istiyorum ben sizler için. Yeleğimizin eninin genişliği 36,5 santim genişliğinde oldu. Yani beden etrafı 73 santim genişliğinde. Şöyle omuzdan itibaren boyunu da ölçeyim. Yeleğimizin boyu da 47 santim uzunluğunda oldu. 6 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Şimdi yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için 250 metrelik lila ve beyaz bebe yünlerim var. 3 numarada şiş kullanacağım. Yeleğimizin önü için lila ipimizi aldık. Şöyle şiş yardımıyla bir tane ilmek oluşturuyorum. Burada zincir ördüm. Şöyle çekip sıkıştırdım. Tığımda bir tane ilmeğim var. Yeleğimizin önünü 45 ilmek olarak başlayacağız. Yani 45 tane zincir çekiyoruz. Kaç ilmek başlayacaksak o kadar zincirimizi çekiyoruz. Zincirlerinizi gevşek gevşek çekin. Her zincire dönüp batacağız. Yeleğimizin önü için lila ipimizde 45 tane zincirimizi çekelim. Ve 45. 45 tane zincirimi çektim. Şimdi döndük zincirin üzerine. Birinci ilmeğimiz şişimizde. İkinci zincirin üzerine battım. Şişimin üzerine ipi attım. Bir tane ilmek çıkardım. Bir sonraki zincire battım. Üzerine ip attım. Şiş yardımıyla bir tane ilmeğimi çıkardım. Her zincire tek tek batıyoruz. Her zincirden ilmek çıkartıyoruz. Çıkardığımız ilmeklerimiz de şişimizde toplanıyor. İlmeklerinizi sıkı çekmeyin. Tunus işini ne kadar gevşek örürseniz o kadar güzel ve yumuşak olacaktır. Şimdi 45 tane zincir çektik. Her zincire tek tek batıyoruz. Başa kadar 45 tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. Hiç zincirleri atlamayalım. Her zincire tek tek batalım. Her zincire tek tek batarak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğinizde ilmeklerini sayın. Şişimizde 45 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi ilmeklerimizi geriye doğru kapatarak gideceğiz. Ördüğümüz ipi şişimizin üzerine doladık. Bir tane ilmeği kapattık. Tekrar ipimi doladım. Bir ilmek daha kapattım. Bu şekilde ilmeklerin üzerini kapatarak gidiyoruz.
Şişimizin üzerine ipimizi doluyoruz. Bir tane ilmeğimizi kapatıyoruz. Geriye doğru giderken her zaman ilmeklerimizi kapatarak gideceğiz. Görünüşte bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra sonuna kadar 45 tane ilmeğimizin üzerini kapatarak gidelim. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıraya lastik örgü başlıyoruz. Birinci ilmeğimiz şişimizde. İkinci ilmekten örmeye başlayacağız. İkinci ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Ters örmek için ördüğüm ipi alıyorum. Öreceğim ilmeğin, yani ikinci ilmeğin altına indirdim. İkinci ilmeğe şişimi taktım. Üzerine de ip attım. Ve ters ilmeğimi ördüm. Düz örmek için de üçüncü ilmeği düz öreceğim. Düz olarak üçüncü ilmeğe şişimi taktım. Üzerine ip attım ve ördüm. Üçüncü ilmek düz, dördüncü ilmek ters olacak. Ters örmek için bakın bu ördüğümüz ipi alıyoruz. Öreceğimiz ilmeğin altına indiriyoruz. Altına indirdikten sonra ilmeğimizi takıp örüyoruz. İpi aşağıya indirdiğimiz için burada küçük bir düğümcük oluşuyor. Bu ters ilmek. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Lastik kısmı için. Tekrar bir ilmek düz. Ters örerken her zaman ördüğümüz ip alıp öreceğimiz ilmeğin altına indiriyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek düz. Ters örerken şöyle şiş yardımıyla da ipinizi indirebilirsiniz. Baş parmağınız ve orta parmağınızla ipinizi tutun ve ilmeğinizi örün. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Tekrar bir ilmek düz. Ters örerken bakın şiş yardımıyla ipimi indiriyorum. Baş parmağım ve orta parmağımla şöyle ipimi tutuyorum ve ilmeğimi örüyorum. Örgümüz de bu şekilde görünüyor. Bir ters, bir düz olarak ilmeklerimizi lastik örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ters örerken şu ipimizi alıp ilmeğin alt kısmına indiriyoruz. Ördüğümüz ipi öreceğimiz ilmeğin altına indirerek ters örgümüzde yapıyoruz. Şöyle şiş yardımıyla indirdim. Orta parmağım ve baş parmağım bakın ipi burada tutuyor. Sonra ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters şeklinde örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters ve en son ilmeğimiz düz olarak geldi. Şimdi düz örerken, son ilmeğimizi örerken şişimizi bu şekilde son ilmeğe takarsak buradaki kenarımız uzar ve örgünün bu sol tarafı uzayarak devam eder. Şimdi örgünün kenarının uzamaması için şişimizi bu şekilde dik olarak takıyoruz. Şöyle çıkıyoruz, yandan göstereyim. Son ilmeğe 45. ilmeğe batarken şişinizi bu şekilde dik olarak takın. Şöyle yandan göstereyim. Batacağım ilmek ve arka tarafındaki ilmeğe. Bu şekilde batıyorum 45. ilmeğe. Kenarının uzamaması için. Şimdi başa geldiğinizde her zaman ilmeklerini sayın. 45 tane ilmeğimiz olacak şişimizde. İlmeklerimizi yine tek tek kapatarak geriye doğru gidiyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlayacağız. Üçüncü sıramızda da yine ters ördüğümüz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Düz ördüğümüz ilmekleri düz olarak öreceğiz. Ve ilk iliğimizi burada açacağız. Birinci ilmeğimiz şişimizde. İkinci ilmeğimize bakıyoruz. İkinci ilmeğimiz ters olarak örülmüş. Düğümcüklü olarak örülmüş. Yine ikinci ilmeğimi ters olarak öreceğim. Ördüğüm ipi aldım. Öreceğim ilmeğin yani ikinci ilmeğini altına indirdim. İkinci ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Üçüncü ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi kenardan 3 ilmek ördük. Burada ilk iliğimizi açacağız. İlik için 3 ilmek ördükten sonra ördüğümüz ipi
Şişemize doladık. Bir tane artma yaptık ilik için. Sıradaki birinci ilmek ve ikinci ilmek. İkisini birlikte örüyorum. İlik için burada önce artma yaptım, sonra eksiltmem yaptım. İlmek sayısında hiçbir değişiklik olmadı. İlk iliğimi buraya açtım. Şimdi ilmeklerimi bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum yine. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters örerken şu ördüğümüz ipi öreceğimiz ilmeğin alt kısmına indiriyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Normal düz olarak battım. Ters örerken şöyle şiş yardımıyla indirebilirsiniz ipinizi. Baş parmağımla tutuyorum ipimi. Ters olarak ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Tekrar bir ilmek düz. Bir ilmek ters şeklinde örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Tekrar bir ilmek ters. En son ilmeğe geldik. En son ilmeğimizi, şişimizi şöyle dik olarak takıyoruz. Şöyle yandan göstereyim. Şöyle ilmeğin iki katına birden batmış oluyoruz 45. ilmeğe. Dediğim gibi 45. ilmeğin sadece şöyle üstüne batarsanız bakın ilmek uzuyor. Örgünüzün sol tarafı uzun olur. O yüzden şişimizi böyle dik olarak takıyoruz. 45. son ilmeğe dik olarak batıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sonra ilmeklerimizi tek tek geriye doğru kapatarak gidiyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi lastiğimize bu şekilde devam edeceğiz. Ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şu anda üçüncü sırayı kapatıyorum. Bu şekilde 45 tane ilmeğimizi 5 sıra lastik olarak örelim. Yeleğimizin önündeki 45 tane ilmeğimizi lila ipimizle 5 sıra lastik olarak ördük. Lastiğimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Burada sağ taraftaki 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle her zaman lastik olarak öreceğiz. Ön pat için, yani şurası. Bu hiç değişmeyecek. Şimdi sağ taraftan örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğim şişimde. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmek düz. Dördüncü ilmek ters. Ve beşinci ilmek düz. 5 tane ilmeğimi lila ipimle lastik olarak ördüm. Burası her zaman lastik olarak örülecek. Şimdi beyaz ipimi aldım. Örnekleri beyaz ipimizle yapacağız. Burada beyaz ipimizi ekliyoruz. Lila ipimizi bıraktık. Beyaz ipimizi örmeye devam ediyoruz. Beyaz ipimi aldım. 2 ilmeğimizi beyaz ipimizle tek tek örüyoruz. Birinci ilmek beyaz, ikinci ilmek beyaz. 2 tane ilmeğimi beyaz ipimle ördüm. Burada örnekteki şimdi uzunlukları yapacağız. 2 ilmek ördükten sonra ördüğümüz ipi şişimize doladık. Bir tane ilmek doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Bir ilmek ördüm. Bakın doladığımız ilmek burada ve ondan sonra çıkardığım ilmek. Bu 2 ilmeği birlikte ördüm. Buradaki ilmek uzun ilmek oldu. Bakın buradaki ilmek uzadı. Şimdi buradakini de uzun öreceğiz. Ördüğümüz ipi şişimize doluyoruz. Sıradaki ilmeğe battık ve ördük. Doladığımız kısmı ve ördüğümüz yer. Burada şişimin üzerine ip attım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İkinci uzun ilmeğim oldu. Uzun ilmekler bu şekilde örülüyor. Devam ediyoruz uzun örmeye. Önce ördüğümüz ipi şişimize doluyoruz uzun örmek için. Bir ilmek doladık. Sıradaki ilmeğe battım. İlmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmek, bakın doladığım ilmek zaten yamuk duruyor. Belli doladığım yer. Bu iki ilmeği birlikte ördük. İlmeğimiz uzun oldu. Üçüncü uzunu yaptık. 4 tane uzun ilmek öreceğiz. Tekrar uzun ilmek örmek için önce ördüğümüz ipi şişimize doluyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Tekrar şişimizin üzerine ipi atarak ördüğümüz ilmek ve doladığımız ilmeği birlikte örerek ilmeğimizin uzun olmasını sağlıyoruz.
iki defa örülmüş oluyor. Dört tane uzun ördük. Örneğin tam ortası, yani şurası. Burada hiç dolamadım şişime. Normal sıradaki ilmeği bir defa ördüm. Bir sonraki ilmeği de bir defa ördüm. Başlangıçta iki tane ilmeği kısa ördük. Ortada dört tane uzun ilmek ördük. Kenarda da iki tane kısa ördük. Birinci örneğimizi bu şekilde tamamladık. Örneği tamamladıktan sonra sıradaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. İlmek lila kalıyor. Bir tane daha ilmeği örmeden şişime taktım. Örnek aralarında iki tane ilmeğimizi örmeden şişimize takıyoruz. Bu şekilde lila kalıyor. Yani tam şurası. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum. Bir sonraki ilmeği bir defa ördüm. Bir tane beyaz. İkinci ilmek beyaz. İki tane ilmeğimizi beyaz ipimizle ördük. Bunlar kısalar. Şimdi uzun öreceğiz. Uzun ilmek öreceğiz. Yani örneğin tam ortası. Ördüğümüz ipi önce şişimize doluyoruz. İlmeğin uzun olması için. Şişime doladım. Sıradaki ilmeği ördüm. Doladığım ilmek ve ördüğüm ilmek. İkisini birlikte tekrar ördüm. İlmeğim uzun oldu. Birinci uzun ilmek. Şimdi yine uzun ilmek öreceğiz. Ördüğümüz ipi şişimize doluyoruz. Sıradaki ilmeğe batıp örüyoruz. Bakın ördüğümüz ilmek bu. Doladığımız kısmı da bu. Bu iki ilmeği birlikte örerek ilmeğin uzun olmasını sağlıyoruz. İkinci uzun. Tekrar şişime doladım. Bir sonraki ilmeğe battım. Bu iki ilmeği birlikte ördüm. İlmeğim uzun oldu. Üç tane uzunumuz oldu. Dördüncü uzun için önce şişimize doluyoruz. Sonra sıradaki ilmeğe örüyorum. Doladığım ilmek ve ördüğüm ilmek. İkisini birlikte örerek uzun olmasını sağlıyorum. Dört tane uzun ilmek olduktan sonra iki tane normal düz örerek kısa yapıyoruz. İki tane kısamızı da yaptık. Örneğimizi yapmaya başlarken kenardan iki tane kısa, dört tane uzun ve iki tane kısa şeklinde örneğimizi tamamladık. Örnek tamamlandıktan sonra bir ilmeği örmeden şişime taktım ve ikinci ilmeği örmeden şişime taktım. İlmekler bu şekilde hile kaldı. Üçüncü örnek için. Bir tane kısa, ikinci kısa. İki tane kısa ilmek normal düz olarak görüyoruz. Şimdi uzun öreceğiz. Yani şurası için. Ördüğümüz ipi şişimize doladık ve ilmeği ördüm. Tekrar doladığım kısmı bir daha örüyorum. Tekrar ikinci uzun için şişime doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Ve doladığım kısmı tekrar örüyorum. Örnekler bu şekilde yapılıyor. Tekrar şişimize doluyoruz uzun örmek için. Normal ilmeğimi örüyorum. Ördüğüm ilmek ve doladığım ilmek ikisini birlikte örerek uzun olmasını sağlıyorum. Tam örneğin tam ortasında 4 tane uzun olduğunda kenara da 2 tane kısamızı örüyoruz. 8 tane beyazımız olduktan sonra araya 2 tane ilmeğimizi örmeden alarak lila kalmasını sağlıyoruz. Birinci ilmek ve ikinci ilmek örmeden şişime taktım. Tekrar örnek için 1 ve 2. 2 tane normal kısa düz olarak görüyorum. Şimdi uzun ilmek öreceğiz. Şişimize doladık. Sıradaki ilmeğe battık. Ördüğüm ilmek ve doladığım ilmek ikisini birlikte tekrar şöyle ördüm. Tekrar uzun örüyorum. İkinci uzun. Üçüncü uzun ilmek için önce şişime doluyorum. Sonra sıradaki ilmeği örüyorum. Doladığım ilmek ve ördüğüm ilmek ikisini birlikte örüyorum. Dört tane uzun oldu. İki tane de kısa örüyoruz. Ve en son iki tane ilmeğimizi şişimize takarak sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ilmeklerimizi beyaz ipimize geriye doğru çekerek gideceğiz. Birinci lila. İkinci lila. Onları da geriye doğru çekiyorum. Diğer ilmeklerimi de tek tek geriye doğru çekerek, kapatarak gidiyorum. Örmediğimiz lila ilmeklerimizi de yine kapatarak geriye gidiyoruz. Şöyle örgümü de göstereyim. Örgüler bakın yuvarlak yuvarlak örnekler çıkmaya başladı. Şimdi ilmeklerimi kapatarak
geriye doğru gidiyorum. Beyaz ilmeklerimizi kapatarak geldik. Şimdi kenarda 5 tane lila ilmeğimiz kaldığında burada renk değiştiriyoruz. Beyaz ipimi bıraktım, lila ipimi aldım. Burada sağ taraftaki 5 ilmeği her zaman lila ipimizle lastik olarak öreceğiz. Burası hiç değişmiyor. Son kalan 5 ilmeğimi de lila ipimle kapatarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi birinci örneğimizi yaptık. Örneği yaptıktan sonra bir sıra lila olarak düz öreceğiz. Burada sağ taraftaki 5 ilmek yine lastik örülecek. Birinci ilmek şişimizde, ikinci ilmek ters, üçüncü ilmek düz, dördüncü ilmek ters ve beşinci ilmek düz şeklinde buradaki 5 tane ilmeğimi her zaman lastik örüyorum. Örnekteki ilmeklerimizde lila ipimizle tek tek düz olarak örüyoruz. Her ilmeği bir defa batıyoruz lila ipimizle örerken. Lila ipimle her ilmeğe tek tek batıyorum. Şimdi birinci örneğimizi yaptık. Buradaki lila bir sırayı yapıyoruz. Her ilmeğe tek tek batalım. Normal düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Her ilmeğe tek tek batarak gidiyorum. Lila ipimizde örnek yapmıyoruz. Lila ipimizde örneklerin arasına sadece her zaman bir sıra çizgi olarak örüyoruz. Şöyle örnekler çizgi şeklinde duruyor. Ama örnekler alt kısmı böyle eğri büğrü olduğu için lila da sanki eğri büğrü örülmüş gibi duruyor. Lila ipimizde her zaman düz olarak örüyoruz. Şimdi başa geldiğinizde ilmeklerinizi sayın. 45 tane ilmeğimiz olacak şişimizde. Yine 45 tane ilmeğimi tek tek lila ipimle kapatarak başa kadar gidiyorum. Yeleğimizin önünde birinci örneğimizi tamamladık. Şimdi ikinci örneklerimizi yapacağız. İkinci örnekleri yaparken şöyle iki örneğin arasında iki tane ilmeğimizi örmeden almıştık. Lila kalmıştı. İkinci örneğimizin tam ortası buraya denk gelecek. Birbirine simetri şeklinde yapacağız. Şimdi sağ taraftan başlıyoruz örmeye. Sağ taraftaki 5 tane ilmeğimizi lila ipimizde her zaman lastik olarak örüyoruz. Birinci ilmek şişimizde, ikinci ilmek ters, üçüncü ilmek düz, dördüncü ilmek ters ve beşinci ilmeği düz şeklinde ördüm. 5 ilmek ördükten sonra renk değiştiriyoruz. Beyaz ipimi aldım. Burada kenardaki örneğimiz yarım olacak. Beyaz ipimizi aldık. Kenardan 3 ilmek beyaz örüyoruz. Buradaki örnek yarım. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeğimizi beyaz ipimizle ördük. Alttaki örneğin tam ortası, yani şu 2 ilmek, yani şurası, örneğin başlangıç noktası. 3 tane beyaz ördükten sonra 2 tane ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bu ilmekler lila kaldı. Buraya bütün örneğimi kuracağım şimdi. Beyaz ipimle 2 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra uzun öreceğiz. Ördüğümüz ipi şişimize doladık önce. Normal sıradaki ilmeğe battım. Bir defa ördüm. Doladığım ilmek ve ördüğüm ilmek. İkisini birlikte ördüm. İlmeğim uzun oldu. Tekrar uzun öreceğim. Uzunlar tam ortada 4 tane oluyor her zaman. Üçüncü uzun ilmeğim. Ve dördüncü uzun ilmek. 4 tane uzun ördükten sonra 2 ilmek kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Burada 8 tane beyaz örüyoruz her zaman. 2 tanesini kısa, ortadaki 4 tanesi uzun ve sondaki 2 tanesi de kısa oluyor. Örneğimizi kurduktan sonra 2 tane ilmeğimizi örmeden şişimizi alarak lila kalmasını sağlıyoruz. Buraya yeniden örnek kuracağım. 2 ilmek beyaz tek tek örülüyor.
İki tane beyaz ördüm. Şimdi uzun öreceğim. Uzun örmek için ipimi şişime doladım. Bir defa normal ördüm. İkinci kez de doladığım ilmek ve ördüğüm ilmeği örerek uzun olmasını sağladım. Birinci uzun. İkinci uzun ilmeğim. Üçüncü uzun. Ve dördüncü uzunumu yaptım. Dört tane uzun ördükten sonra yine iki tane kısa örüyorum. Ve örneğimi tamamlıyorum. Burada yine iki tane ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Örnek tamamlandıktan sonra arada iki tane ilmeği örmeden şişimizi alarak arada lila olmalarını sağlıyoruz. Yeniden örnek başlıyorum. İki tane ilmeğimizi kısa örüyoruz. Normal birer kere ördüm. Örneğin tam ortası. Şişime doladım, uzun öreceğim. 4 ilmek uzun. 4 tane uzun ördükten sonra 2 tane de kısa örerek örneğimi tamamlıyorum. Örnek tamamlandıktan sonra yine 2 tane ilmeğimi örmeden şişime aldım. Burada kenardaki ilmek de yarım olacak. Başlangıçtaki 3 tane ilmeği ördük, buraya yarım örnek koyduk. Sondaki ilmeğimiz de örneğimiz de yarım olacak. 2 tane ilmeğimi örmeden şişime aldım. 2 ilmek kısa. Son 3 tane kalan ilmeğimi de uzun örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle örgümü göstereyim. Başlangıçta burada ön patın yanında 3 tane beyaz ördük. Sonraki örnekler bütün oldu. Sıra sonundaki örnek de yarım oldu. 2 tane kısa ve 3 tane uzun şeklinde ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ilmeklerimizi tek tek beyaz ipimizde geriye doğru çekerek gidiyoruz. Örmeden aldığımız lila ilmeklerimizi de aynı şekilde geriye doğru çekiyorum onları da. İlmeklerimi geriye doğru çekerek kapatarak gidiyorum. İlmeklerimi kapatarak geldim. Son 5 tane ilmeğim kaldığında burada beyaz ipimi bırakıyorum. Lila ipimi alıyorum. Beyaz ipimizde hiç başa kadar gitmiyoruz. Bu sağ taraftaki 5 ilmeğimizi her zaman lila ipimizle örüyoruz. Şimdi buradan yine başladık sağ taraftan. 5 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz yine. Şöyle örgümü de göstereyim. Örgümde ikinci örneğimi tamamladım. Örnek tamamlandıktan sonra yine lila ipimizde bir sıra düz olarak örüyoruz. Burada tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Hiç uzun kısa yok. Lila ipimizle her zaman örnek aralarında bir sıra ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. Lila ipimizle hiç uzunlu kısalı örmüyoruz. Her zaman kısa olarak örüyoruz. Yani bir defa örüyoruz. Şöyle araya çizgi atmış oluyorum. Lila ipimizle bir sıra örelim. Yeleğimizin önünde ikinci örneğimizi tamamladık. Araya bir sıra lilamızı ördük. Şimdi üçüncü örneğimize başlıyoruz. Yine kenardan 5 tane lila lastiğimi örüyorum. Beş ilmek ördükten sonra burada lila ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Renk değişikliğimi yapıyorum. Şimdi üçüncü örneğe başlayacağız. Üçüncü örneğin yapılışı da aynı birinci örnekteki gibi. Birinci örneğin, üçüncü örneğin, beşinci örneğin yapılışları aynı. 5 tane lila ördükten sonra örnek için 2 tane kısayla başlıyoruz burada. 2 ilmek kısa. 2 kısamızı ördükten sonra uzun öreceğiz. Önce ördüğümüz ipi şişimize doladık. Sıradaki ilmeğe battık. Doladığım ilmek ve ördüğüm ilmek ikisini birlikte örerek uzunumu tamamlıyorum. Örnek için tam ortada 4 ilmek
uzun. Dört tane uzun ördükten sonra iki tane de kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Toplam 8 tane beyaz ördükten sonra araya iki tane ilmeği örmeden şöyle şişime aldığım ilmekler lila kaldı. İkinci örnek için yine iki tane kısa beyazla başlıyorum. 2 ilmek beyaz, 4 ilmek uzun. Dört tane ilmeğimi uzun olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi kısa olarak örüp ikinci örneğimi de tamamlıyorum. Örnek tamamlandıktan sonra iki tane ilmeğimizi örmeden şişimize taktık. Lila kaldı. Tekrar üçüncü örneğime başlıyorum. İki tane kısayla başlıyorum. İki kısa, dört uzun. İki tane kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Örnek bu şekilde birbirini tekrarlayarak devam ediyor. Örneği tamamladıktan sonra iki tane ilmeğimizi örmeden şişimize takıyoruz. Dördüncü son örnek. İki tane kısa, dört tane uzun örüyorum. Yine iki tane kısa örerek örneğimi tamamlıyorum. Son kalan iki ilmeğimi de şöyle şişime takıyorum. Bu şişimize taktığımız ilmeklerimizi de yine beyaz ipimizle kapatıyoruz. Sanki örmüşüz gibi oradaki ilmeklerimizi de kapatıyoruz. Beyaz ipimizle ilmeklerimizi kapatarak geriye doğru gidiyorum. Lila ilmeklerimi de yine aynı şekilde beyaz ipimle kapatarak gidiyorum. Bu şekilde üçüncü örneğimizi de tamamlamış oluyoruz. Örneğin üzerine, üçüncü örneğin üzerine de lila ipimizle bir sıramızı örelim. Dördüncü örneğimize de beraberce başlayacağız. Yeleğimizin önünde üçüncü örneğimizi tamamladıktan sonra lila ipimizi de bir sıra olarak ördük. Şimdi dördüncü örneğimize başlayacağız. Dördüncü örneğimizde aynı ikinci örnekteki gibi yapılacak. İkinci örnek, dördüncü örnek, altıncı örnek ve sekizinci örneğin yapılışları da aynı şekilde yapılıyor. Şimdi dördüncü örneğimize başlıyoruz. Kenardan yine 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle lastik örerek başlıyoruz. Beş tane ilmeğimizi lila ipimizi lastik ördük. Burada renk değiştiriyoruz dördüncü örnek için. Dördüncü örneğe başlarken burada 3 ilmek beyaz. Normal beyaz ipimizle kısa olarak örüyoruz. 3 ilmek beyaz ördük. Buradaki örnek yarım oluyor. 3 ilmek ördükten sonra 2 tane ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bu şekilde örneğin arasındaki lila ilmekler oluyor. Bundan sonra iki örnekler bütün olacak. 2 ilmek beyaz ipimizle kısa ördük. 4 ilmek uzun. Ve 4. 4 tane ilmeğimizi uzun ördük. Yine 2 ilmek kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Sadece başlangıçtaki örnekte 3 tane ilmeğimizi beyaz ördük. Buradaki örnek yarım oldu. Buradaki örneği tamamladıktan sonra 2 tane ilmeği örmeden şişimi aldım. Örnek başlıyoruz yine. 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun. Ve 2 ilmek kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Örnek tamamlandıktan sonra arada 2 tane ilmeği örmeden şişime alarak lila olmasını sağlıyorum. Tekrar örnek için 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun ve 2 ilmek kısa örerek örneğimi tamamlıyorum.
Örnek tamamladıktan sonra 2 tane ilmeği örmeden şişime aldım. Son burada 5 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 5 ilmeğin 2 tanesini kısa, son 3 ilmeği de uzun örerek sıramızı tamamlıyoruz. Buradaki sondaki örnek de yarım oluyor. Buradaki örnek de yarım kaldı. Şimdi beyaz ipimizle ilmeklerin üzerine kapatarak başa kadar gidelim. Yeleğimizin önünde dördüncü örneğimizi de tamamladık. Şimdi örneğin üzerine bir sıra lile ipimizle düz olarak öreceğiz. Ve burada ikinci ilik vaktimiz de geldi. İkinci iliğimizi de burada açacağız. İlik aralarında sıraları sayalım. İliğimizi burada üçüncü sırada açmıştık. İlikten sonra 9 sıra örüyoruz. 10. sırada iliklerimizi açıyoruz. Bu şekilde sıraları sayalım. 9 sıra örüyoruz. 10. sırada ilik açıyoruz. Burada ikinci iliğimi açıyorum. Birinci ilmeğim şişimde. İkinci ilmek ters. Ve üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 tane ilmek ördükten sonra ilik için ördüğüm ipi şişime doladım. Burada artmamı yaptım. Artmadan sonra sıradaki birinci ilmek ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. İlik için burada önce artma yaptık. Sonra eksiltmemizi yaptık. Yine şişimizde 5 tane ilmeğimiz var. İkinci iliğimi de buraya açtım. Buradaki örnekteki ilmeklerin üzerinde düz olarak örüyorum. Şimdi lila ipimizle başa kadar düz örerek geriye gelelim. Başa geldiğimde örgümü yere koyup göstereceğim sizlere. Yeleğimizin önünde 45 tane ilmeğimiz var. 45 ilmeğimizi sağ taraftaki 5 ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. 40 tane ilmeğimizin üzerine örneklerimizi kurduk. Örneklerimizin yapılışları 1. örneğin, 3. örneğin, 5. 7. 9. örneğin yapılışları aynı. 2. örnek, 4. örnek, 6. örnek ve 8. örneğin de yapılışları aynı. Eğer ileriye doğru örnekleri yapamazsanız videoyu geriye alın. Örneklere buradan başlangıç noktasından bakabilirsiniz. Bu şekilde örnekler birbirlerini tekrarlayarak devam edecekler. Şimdi ikinci iliğimizde buraya açtık. İkinci ilikten itibaren sıraları sayalım. Üzerine 9 sıra örelim. 10. sırada 3. iliğimizi açalım. İliklerimizi unutmayalım. Yeleğimizin önünü bu şekilde 45 ilmekle koltuk kısmına kadar örneklerimizi yaparak devam edelim. Yeleğimizin önünü 45 ilmek olarak başladık. 45 tane ilmeğimizi örnek yaparak koltuk kısmına kadar 20 örnek uzunluğunda ördüm. Şöyle santim olarak da ölçeyim, santim olarak da söyleyeyim sizlere. Başlangıçtan koltuk kısmına kadar 30,5 santim uzunluğunda oldu. Bu kadar uzunluk bizim için yeterlidir. Şu anda 20. örneğimi yaptım. 20. örneğin üzerine bir sırada lilamı ördüm. Buradan sağ taraftan yaka kesimlerine başlayacağız. Sol taraftan da koltuk altı için burada sol taraftaki ilmeklerimizi lastik olarak örmeye başlayacağız. Şimdi 45 tane ilmeğim var. Buradan ön patikten başlıyorum yine. Burada 5 tane lastik ilmeğimiz var. Buradan yaka için eksiltme yapmaya başlıyoruz. 5 tane lastik ilmeğin 4 tanesini örüyorum. 1. ilmeğim şişimde. 2. ilmek ters. 3. ilmek düz. Ve 4. ilmek ters olarak ördüm. 4 tane ilmek ördükten sonra 5. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için burada 1. eksiltmemi yaptım. Yine şişimde 5 tane lila ilmeğim oldu. Burada renk değiştiriyoruz. 21. örneğimizi kuracağız. Eksiltme yaptıktan sonra burada örnek için 8 tane ilmeğimiz vardı. Burada 7 tane ilmeğim kaldı. 1 tane eksiltmemi yaptım. 7 tane ilmeğin üzerine örneğimizi kuracağız. Burada başlangıçta
Bir ilmek beyaz. Normalde iki tane ilmek örüyorduk. Burada bir tane ördüm. Bir tane tek ördüm. Yine burada uzun yapıyorum. Tam ortada dört tane uzun ilmeğim var. Ve dört. Dört tane uzun ördükten sonra iki tane kısa örüyorum. Şöyle örneğimi göstereyim. Sadece burada başlangıçta bir tane beyaz ördüm. Sonra uzunlarımı örmeye başladım. Buradan bir ilmek eksilmiş oldu. Yine örneklerimi kurarak devam ediyorum. Burada örnekte 8 tane ilmek var. 2 ilmek kısa. Tam örneğin ortasında 4 ilmek uzun şeklinde örüyoruz. Şu anda 21. örneğimi kuruyorum. Bu şekilde örneğimizi kurarak devam ediyoruz. Sıra sonunda 14 ilmek kalana kadar. Yine 2 ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmek kısa. 4 ilmek uzun şeklinde örüyoruz. Dört tane uzun ilmeğimi ördüm. Şöyle işaretlediğim yere geldim. Buradan sıra sonundaki ilmeklerini sayın. 14 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 14 ilmek kalınca burada lila olarak örmeye başlayacağız. Buradaki ilmeklerimizi lastik olarak örmeye başlayacağız. Lila ipimiz burada sağ tarafta kaldı. Şöyle küçük bir parça ip alın. Lila ipimi aldım. Buraya kenara ekliyorum. Beyaz ipimizle örerek geldiğimizde buradaki lila ipimizi kullanacağız. Burada kenardaki örneğimde yarım kaldı. En son 4 tane uzunumu yaptım. Beyaz ipimi bıraktım. Şöyle küçük bir parça lila ip ekledim. Kalan 14 tane ilmeğimizi 1 ilmek düz lila ipimle, 1 ilmek ters. Tekrar 1 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde lastik olarak örüyorum. Bakın alt sıraya da zaten lila örülmüştü. Burada da lila ipimi ekledim. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde kalan 14 ilmeğimizde lastik olarak örüyoruz. Burası da koltuk altı olacak. Koltuğu kesmeden önce lila ipimle lastik öreceğim. Sonra koltuğumu keseceğim. Şöyle örgümü de göstereyim. Buradan sağ taraftan 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Sol tarafta da kalan 14 tane ilmeğimizi lastik olarak örmeye başladık lila ipimizle. Buradan yine ilmeklerimizi geriye doğru kapatarak gidiyoruz. On dört ilmeği kapattıktan sonra burada renk değiştiriyorum. Lila ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Beyaz örnek yaptığım yerleri beyaz ipimle kapatıyorum. Burada sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar. Son kalan ön pattaki son kalan 5 ilmeğimi de yine lila ipimle örüyorum. Burada hiçbir değişiklik yok. Burada her zaman 5 tane ilmeğimizi lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi alt sırada eksiltmemizi yaptık. Burada yaka için eksiltme yapmayacağız. Yaka kısmındaki eksiltmelerimizi 2 sırada bir yapacağız. Burada eksiltme yapmadan geçiyoruz. 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle lastik olarak örüyoruz. 5 tane ilmeğimi ördüm. Burada hiç yakada eksiltme yapmadım. 21. örnek tamamlandı. Üzerine lila ipimizle bir sıra örüyoruz. Örneklerin üzerine yine tek tek düz olarak batıyorum. Sıra sonunda 14 ilmek kalana kadar lila ördüğüm yere kadar. Tek tek düz örerek gidiyorum. Burada koltuk altına sıra geldi. Renk değiştirmeye gerek yok. Lila ipimizle örüyoruz. Burada birinci ilmek düz, ikinci ilmek ters,
Üçüncü ilmek düz. Yani düz ilmeklerimi düz olarak, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum koltuk altında. Şöyle göstereyim örgümde. Yaka kısmında eksiltmemi yapmadım. Eksiltme yapmadan geçtik. Burada koltuk altındaki 14 tane ilmeğimizi de lastik olarak ördük. Şimdi ilmeklerimizi tek tek geriye doğru kapatarak gidiyoruz. İlmeklerimizi kapatarak geldik. Şimdi buradan yaka kısmından eksiltmemizi yapacağız. Yaka kısmında bir sıra eksiltme yapıyoruz. Bir sıra eksiltme yapmıyoruz. Ya da şöyle takip edebilirsiniz. Beyaz ipimizde öreceğimiz zaman yaka kısmından eksiltme yapıyoruz. Lila ipimizde örerken eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Şimdi yakada ikinci eksiltmeyi yapacağız. Buradan kenardan başlıyorum. 4 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. Dört tane ilmek ördüm. Beşinci ilmek ve altıncı ilmek. Burada ikisini birlikte ördüm. Yaka için ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra burada renk değiştiriyoruz. Lila ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Şimdi burada örnek yaparken normalde bakın 3 tane beyazla başlıyorduk. Burada 1 tane beyazımız kaldı. 2 tane eksiltme yaptık. Yani şuradaki ilmeği eksilttik. Buradaki ilmeği eksilttik. Burada 1 tane beyaz ilmek kaldı. Eksiltmeden sonra sadece bir ilmek beyaz. Bir tane ilmeğimizi beyaz ördük. İki tane ilmeği örmeden şişimizi aldık. Burada örneklerimizi normal devam ediyoruz. İki ilmek kısa, dört ilmek uzun şeklinde örüyorum. Dört tane uzun ördükten sonra yine iki ilmek kısa örerek örneğimi tamamlıyorum. Arada 2 tane ilmeği örmeden şişime alıyorum. Yine örnek için 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun şeklinde örneğimi yapıyorum. Burada sadece 2 tane ilmeği örmeden şişimi aldım. 1 ilmek beyazım kaldı burada. 1 ilmek beyazımı da ördüm. Örnek nasıl denk geliyorsa o şekilde örüyoruz. Son 14 tane ilmek kaldığında renk değiştiriyoruz. Küçük parça eklediğim lila ipimi aldım. Kalan 14 ilmeğimizi de lila ipimizle lastik olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle örgümü de göstereyim. Burada sağ taraftan başlarken 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek burada yaka için ikinci eksiltmelerimi yaptım. Eksiltmeden sonra sadece 1 ilmek beyaz ördüm. 2 tane ilmeği örmeden şişimizi alarak örneklerimizi kurarak devam ettim. Burada da sadece 1 tane beyaz ilmeğim kaldı. Kalan 14 ilmeğimizi de lastik şeklinde ördüm. Şimdi ilmeklerimizi geriye doğru kapatarak başa kadar gidelim. İlmeklerimi geriye doğru kapatarak başa kadar geldim. Şu anda 22. örneğimizi tamamladık. Üzerine lilamızı öreceğiz. Lila ipimizde örerken yakadan ilmek kesmiyoruz. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Ya da bir sıra ilmek kesiyoruz. Bir sıra kesmiyoruz. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Şimdi lila ipimizde öreceğiz. Yakadan eksiltme yok bu sırada. Buradan kenardan başladım. 5 ilmek lastik. Örnekteki ilmeklerin üzerine tek tek düz olarak örüyorum.
İlmeklerimi düz örerek geldim. Sıra sonunda 14 tane ilmeğim kaldı. 14 tane lastik ilmeğimiz var. Şimdi burada da koltuk kesimimizi yapacağız. Buradan 14 tane lastik ilmeğin 5 tanesini örüyoruz. Birinci ilmeğim düz. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmek düz. Dördüncü ilmek ters. Ve beşinci ilmeğimi düz şeklinde ördüm. Buradan 5 tane ilmek ördük. Sıra sonunda 9 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki 9 ilmeği örmeden geriye gidiyoruz. Şöyle buradan 5 tane lastik ördüm. İlmeklerimi tek tek kapatarak gidiyorum. Şöyle göstereyim. Koltuk kısmında burada 9 tane ilmeğimizi örmedik. Yani kenardan 9 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Bir ipimizle ilmeklerimizi tek tek kapatarak sıra sonuna kadar gidelim. İlmeklerimi kapatarak geldim. Şimdi burada beyaz ipimizle öreceğiz. Yani yaka kısımdan ilmek eksilteceğiz. Buradan ilmek eksilteceğimiz zaman başlıyoruz. Kenardan 4 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. 4 tane lila ipimle ördüm. 5. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltmemizi yaptıktan sonra renk değiştiriyoruz. Şimdi beyaz ipimi aldım. Örnek yapımına başlıyorum. Şöyle alttaki örneğe bakın. Burada tam şu ilmeği öreceğim. Şuraya bakıyorum. Burada 3 tane uzun ilmeğim kalmış. Alttaki örneklerden örnekleri kontrol ediyoruz. 5 ilmek ördükten sonra buradaki ilmek uzun olacak. Önce beyaz ipimi şişime doladım ve ördüm. 1 2 ve 3. Burada 3 tane uzun ilmeğim kaldı. Alttaki örneklere bakarak ne yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. 3 tane uzunla başladım burada. 2 ilmek kısa ve örnek bu şekilde yarım olarak tamamlanmış oldu. Burada 5 ilmekten hiç eksiltme olmayacak. Buradaki örnek yaptığımız ilmeklerden eksiltme olacak. Aşağıya doğru bakarak örneği kontrol edin. Ne yapmanız gerektiği burada belli oluyor. Şu ilmeği öreceğiz. Yani şunu takip ediyoruz. Burada 3 tane uzun, 2 tane kısa ördük ve örneği bu şekilde tamamladık. 2 ilmeği örmeden şişimize taktık. Yine buradaki örnek bütün. 2 tane kısa ile başladım. 4 tane uzun olacak. Bu şekilde örneklerimizi yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda koltuk kısmında 6 ilmek kalana kadar. İki ilmeği örmeden yine şişimi aldım. İki tane kısa ile örneğe başlıyorum. İki ilmek kısa ördüm. İki kısadan sonra burada da 3 tane uzun ilmek örüyoruz. 3 tane uzunumu ördüm. Sıra sonundaki ilmeklere bakın. 6 tane ilmeğimiz kalacak burada. Koltuk kısmında 6 tane ilmek kaldığında renk değiştiriyoruz. Beyaz ipimi bıraktım. Lila ipimi aldım. Şimdi 6 tane ilmeğim var. Koltukta kenarda 9 tane ilmeği bırakarak 9 ilmek kesmiştik. Burada iç tarafta da eksiltmemizi yapacağız. Koltuğun iç tarafında. 6 tane ilmek var. Sıra sonunda. Sıra sonundan 6. ilmek ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Koltuğun iç tarafından da eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde ilmeklerimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Örnek burada yarım kaldı. 3 tane uzunum kaldı. Koltuğun iç tarafından da burada da 6. ve 5. ilmekleri birlikte örerek eksiltmemi yaptım. 9 ilmek buradan kestim koltuk için. 10. eksiltmeyi de iç taraftan yaptım. Koltuğun yuvarlak olması için. Şimdi ilmeklerimizi tek tek geriye doğru kapatarak gidiyoruz. İlmeklerimizi kapatarak geriye kadar geldim. Örneğimizi tamamladık. Şimdi bir sıra lilamızı öreceğiz. Lila örerken yaka kısmından eksiltme yapmıyoruz. Bunu unutmayalım. Burada eksiltme yok. Yaka kısmında 5 tane ilmeğimi lastik olarak örüyorum.
burada eksiltme yapmadan geçiyoruz. Örneklerin üzerinde tek tek düz olarak örüyoruz lile ipimizle. Şimdi düz örerek gidiyorum. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar. Koltuk kısmından bir eksiltme daha yapacağım. Burada sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle de takip edebilirsiniz. Burada bir tane beyaz olacak. Beyazla lilayı birlikte öreceğiz. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. 6. ilmek ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Buradan koltuğun iç tarafına bir ilmek daha eksilttim. Koltuk kısmında toplamda 11. eksiltmemi yaptım. Burada koltuk kısmındaki ilmeklerimizi de lastik olarak görüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi tek tek geriye doğru çekerek başa kadar gidelim. Yeleğimizin önünde koltuk kısmında 14 tane ilmeğimizi lila ipimizle lastik olarak örmeye başlamıştık. Koltuk için burada kenarda 9 tane ilmeğimizi örmedik. Bu şekilde kenardan 9 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Buradan örerek geldiğimizde sıra sonunda da şöyle koltuk kısmında 6 tane ilmek kaldığında 6. ve 5. ilmekleri birlikte örerek şöyle lastiğin yanından iç taraftan tek tek 2 tane daha eksiltme yaptım. Koltuğumuzu bu şekilde tamamladım. Koltuk kısmında toplamda 11 tane ilmek kestik. Koltuktan başka eksiltme yapmayacağız. Koltuk kısmındaki sol taraftaki 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle her zaman lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Buradan sağ taraftan yaka kısmından eksiltmelerimize devam ediyoruz. Beyaz ipimizde örerken eksiltmemizi yapıyoruz. Şu anda olduğu gibi. Şimdi bakın renk değiştireceğim. Beyaz ipimle öreceğim. Yani yaka kısmından eksiltmemi yapacağım. Buradan lila ipimi aldım. Kenardan 4 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyorum. 4 ilmek örünce 5. ve 6. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka kısmından da 4. eksiltmemi yaptım. Eksiltmelerimize bu şekilde devam edeceğiz. Beyaz ipimizle öreceğimiz zaman burada 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek yaka kısmından eksiltmemizi yapacağız. Eksiltmeyi yaptıktan sonra renk değiştiriyoruz her zaman. Beyaz ipimizi aldık. Şimdi örneği kurarken hemen bir alttaki örnek değil, onun altındaki örneğe bakıyoruz. Şu ilmeği öreceğim. Şu ilmeğin uzantısına bakıyorum. Bu örnek değil. Şuraya aşağı indim. Bakın bu lila. Bir ilmek örülmeden alınmış. Yani burada bir tane ilmeği örmeden hemen şişimi alarak örneğe başlıyorum. Burada bir tane lila kalmış. Yani şuradaki ilmek. Bu hemen altındaki ilmek değil. Bir sonraki örneğe bakıyoruz. Şöyle ilmeği takip edin. Bu ilmeği örmemiz gerekiyor. Şuna takip ettim. Bakın burası lila örülmeden kalmış. Burada yeniden örnek kuracağız. 5 tane ördükten sonra bir tane ilmeği örmeden şişimi aldım. Örnek kurmaya başlıyorum. Örnekler 2 tane kısayla başlıyor. Tam ortada 4 ilmek uzun. Dört tane uzun ördükten sonra yine iki tane kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Burada iki tane ilmeğimizi örmeden şişimizi aldık. Yeniden örnek kuruyorum. İki tane kısayla başladım. Örneğin ortası 4 ilmek uzun. Dört tane uzun ördükten sonra 2 ilmek kısa. Bakın burada bir tane de ilmeğim kaldı. Bu ilmeği örmeden şişime aldım ve örneği tamamladım. Son kalan 5 ilmeğimizi de buraya eklediğim küçük lila ipimle lastik olarak öreceğim. Burada eksiltme yok artık koltuk kısmında. Burada lila ipimi aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters şeklinde koltuk kısmındaki 5 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. Geriye çekerken de yine buradaki 5 tane ilmeğimi lila ipimle geriye doğru çekerek kapatıyorum. Renk değiştiriyorum.
Diğer ilmeklerimizi beyaz ipimizle kapatarak gidiyoruz. Yaka kısmında ön patta 5 ilmek kalana kadar o 5 ilmeğimi de lila ipimle kapatıyorum. Yeleğimizin önünde koltuğumuzu tamamladık. Koltuk kısmından başka ilmek eksiltmiyoruz. Sol tarafta koltuk kısmındaki 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle lastik olarak örüyoruz. Yaka kısmından eksiltmelerimize devam edeceğiz. Yaka kısmında beyaz ipimizle örnek yaptığımız zaman 5. ve 6. ilmekleri birlikte örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Yani yaka kısmında 2 sırada bir eksiltme yaparak yeleğimizin önünü örmeye devam edelim. Yeleğimizin önünde yaka kısmından 2 sırada bir ilmek keserek tek tek 11 tane ilmek kestim. Yakadan 11 tane ilmek kestiğimizde yeleğimizin önünde 23 tane ilmeğimiz kaldı. 23 ilmek kaldıktan sonra başka eksiltme yapmadık. Kenardaki 5 ilmeğimizi lastik olarak ördüm. Orta kısımdaki 13 tane ilmeğimi örnek yaparak devam ettim. Koltuk kısmındaki 5 tane ilmeğimi de lastik olarak ördüm. Sayarken buradan koltuk kestiğimiz sıradan itibaren sayıyorum. Yukarıya doğru 25 sıra uzunluğunda ördüm ve yeleğimin omzunu düz olarak bitirdim. Bu şekilde yeleğimizin birinci önünü tamamladım. Yeleğimizin ikinci önü için de 45 ilmek olarak başlıyoruz. 45 ilmeğimizi lila ipimizle 5 sıra lastik olarak örüyoruz. Örnek yapımında beraberce yapalım. Şimdi 5 sıra lastik ördük. Birinci örnek için kenardan beyaz ipimizi ekliyoruz. Buradan beyaz ipimi aldım. Birinci ilmeğim şimdi lila. Buradaki ilmeği şöyle çektim, kısalttım. Buradan ikinci ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Kenardan 2 tane lila ile başlıyoruz. 2 tane ilmeğimizi örmedik. 2 tane lila ilmeğim var. Buradan 3. ilmekten örnek yaparak başlıyorum. 2 ilmek kısa. 2 tane kısadan sonra örneğin tam ortası 4 tane uzun öreceğiz. Şişime doladım ipimi. 4 ilmek uzun. Birinci örnek bu şekilde başlanıyor. Dört tane uzun ördüm. Örneğin sonunda 2 ilmek kısa örüyoruz. Ve birinci örneğimizi bu şekilde başladık. Kenardan 2 tane ilmeği örmeden aldım. Kenarda 2 tane lilam var. Birinci örneğimi kurdum. Örnekten sonra yine 2 tane ilmeğimizi örmeden şişimize taktık. İkinci örnek için. 2 ilmek kısa. Örneğin tam ortası 4 ilmek uzun. Dört tane uzun ördükten sonra 2 ilmek kısa örerek ikinci örneğimizi de tamamlıyoruz. Örnekten sonra yine 2 ilmeği örmeden şişimizi aldık. Üçüncü örnek. Yine 2 tane kısa ile başlıyorum. 2 ilmek kısa ördüm. Örneğin ortasında 4 ilmek uzun. Ve yine en son 2 ilmek kısa örerek 3. örneğimi de tamamlıyorum. Arada yine 2 tane ilmeği örmeden hemen şişimi alıyorum. 4. örnek için 2 ilmek kısa ile başlıyoruz yine. 2 tane kısa ördük. Örneğin ortası 4 ilmek uzun. Dört tane uzun ördük. En son 2 tane kısa örüyoruz ve 4. örneğimizi tamamlıyoruz. 2 tane kısa örneğimizi ördük. İlmeğimizi ördük ve 4 tane örneğimizi tamamladık. Son 5 tane ilmeğimiz kaldı. Lila ipimiz burada sağ tarafta kaldı. Buraya kenara bir parça küçük lila ip ekliyoruz. Aynı birinci koltukta yaptığım gibi. Buraya bir tane daha lila ip ekleyin. Son kalan 5 ilmeğimizde lila ipimizle ön pat için lastik olarak görüyoruz. Birinci ilmek düz. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmek düz. Dördüncü ilmek
ters ve 5. ilmek düz. Buradaki 5 tane ilmeğimi de lila ipimle lastik olarak ördüğüm ilmeklerimi geriye doğru kapatarak gidiyorum. 5 tane ilmeğimizi yine lila ipimizle kapattık. Renk değiştiriyoruz. Diğer ilmeklerimizi beyaz ipimizle kapatarak sıra sonuna kadar gidelim. İlmeklerimi kapatarak geliyorum. Sıra sonunda 2 tane lila ilmeğim var. Onları da beyaz ipimle kapattım. Ve birinci örnek bu şekilde tamamlanmış oldu. Örnekten sonra yine lila ipimizle bir sıra düz olarak öreceğiz. Şimdi birinci ilmeğimiz şişimizde beyaz. Burada renk değiştiriyoruz. Lila ipimizi aldık. Birinci beyaz ilmeğin içinden lila ipimle şöyle bir tane ilmek geçirdim. Beyaz ipimi çekip sıkıştırdım. Birinci ilmeğim de lila oldu burada. Lila ipimizde her zaman düz olarak örüyoruz. Burada ilmeklerimizi düz örerek devam ediyorum. Örnek yaptığım ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki 5 tane ilmeğimizi de lastik olarak örelim. Birinci örneğin üzerine bir sıra lilamızı ördük. İkinci örneğimize de bu şekilde başlayacağız. Şimdi önce renk değiştiriyoruz. Beyaz ipimi aldım. Lila ilmeğin içinden beyaz ilmeğimi yaparak şöyle geçirdim. Lila ipimi çekip sıkıştırdım. Birinci ilmeğim de beyaz oldu. Burada ikinci örnekte kenarda yarım örnek olacak. Burada birinci ilmeğinizi şöyle bir tane zincir örün, uzatın. Bu da uzun ilmek oldu. Şimdi bu birinci uzun ilmek. İkinci uzun ilmek. Ve üçüncü uzun ilmek. Kenardan 3 tane uzunla başlıyoruz ikinci örneğe başlarken. Kenardan 3 ilmek uzun. Sonra 2 ilmek kısa ve örneği bu şekilde yarım olarak tamamladık. Kenardan yarım örnekle başlanacak. 2 tane kısa yaptıktan sonra 2 ilmeği örmeden sağdaki şişimi aldım. Yeniden örnek başlıyorum. Örnek başlarken her zaman 2 tane kısayla başlıyoruz. 2 tane kısamızı yaptık. Örneğin tam ortası 4 ilmek uzun. Dört tane uzundan sonra yine 2 tane kısamızı örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Sadece başlangıçtaki örnek yarım oldu. 3 tane uzunla başladım. 3 ilmek uzun, 2 ilmek kısa şeklinde buradaki örneğim yarım. Diğer örneklerim aynen devam ediyor. Örnekten sonra araya 2 ilmeği örmeden şişimi alarak lila kalmasını sağlıyorum. Tekrar 2 tane kısa, 4 tane uzun örerek örneğimi kuruyorum. Ve yine en son 2 tane kısa örerek örneğimi tamamladım. 2 ilmeği örmeden şişime aldım. Tekrar örnek başlıyorum. 2 kısa, 4 uzun, 2 tane kısamızı örerek örneğimizi tamamlıyoruz. 2 tane kısadan sonra 2 tane ilmeği örmeden şişimi aldım. Burada örnek için 3 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan bu 3 ilmeğimizi de kısa olarak örüyoruz. Buradaki örnekte yarım oldu. Burada kalan 3 tane ilmeğimi kısa olarak ördüm. Buraya geldiğimde renk değiştiriyorum. Lila ipimi aldım. Buradaki 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle lastik olarak örüyoruz. İkinci örnekte bu şekilde yapılıyor. Yine ilmeklerimizi geriye doğru kapatarak gidiyoruz. Yeleğimizin önüne bu şekilde başlıyoruz. Birinci örneğe başlarken kenardan 2 tane ilmeği örmeden şişimizi alarak başlıyoruz. 2 tane ilmek örmeden şişimi aldım. Sonra örneğimi kurdum. Araya bir sıra lilamı ördüm. İkinci örneğe başlarken de kenardan 3 ilmek uzun ve 2 kısayla yarım örnek olarak başladım. Örnekler her zaman birbirini tekrarlayacak. Örnekleri bu şekilde kurarak devam edelim. Yeleğimizi
45 ilmekle koltuk kısmına kadar 20 örnek uzunluğunda örelim. Yeleğimizin ikinci önü içinde 45 ilmekle koltuk kısmına kadar 20 örnek uzunluğunda ördüm. 20. örneğimi yaptım. 20. örneğin üzerine bir sırada lila olarak ördüm. Şimdi yeleğimizin önünde sağ taraftan koltuk kesimlerimizi yapacağız. Sol taraftan da yaka için kesimlerimizi yapacağız. Burada 21. örneğe başlayacağız. Buradan sağ taraftan beyaz ipimi kestim. Şuradan iç taraftan ekleyeceğiz. Şimdi sağ taraftan koltuk için başlıyoruz. Birinci ilmeğim şişimde. İkinci ilmek düz. Üçüncü ilmek ters. Dördüncü ilmek düz. Beşinci ilmek ters. Bu şekilde bir düz, bir ters, 14 tane ilmeğimizi lila ipimizle lastik olarak örüyoruz koltuk altı için. Ve 14. 14 tane ilmeğimi lila ipimle lastik olarak ördüm. Beyaz ipimi buradan sağ taraftan kenardan kestim. Buradan ekliyoruz. Beyaz ipimi ekledim. 21. örneğimi kuracağım. Şimdi örnek kurarken her zaman şöyle alttaki örnek değil, bir alttaki örneğe bakıyorum. Sıradaki öreceğim ilmek şu. Bakın örneğe bakıyorum. Burada 4 tane uzunla başlıyoruz. Beyaz ipimizi ekledik. Lila ipimi burada bıraktım. Beyaz ipimle 4 tane uzunla başlıyorum. 4 ilmek uzun. 2 ilmek kısa örerek örneğimi tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Sağ taraftan başladım. Lila ipimle 14 ilmek lastik. Beyaz ipimizi aldık. Burada örnek için 4 ilmek uzun ve 2 ilmek kısa şeklinde ördüm. Yine 2 tane ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Tekrar örnek kuruyorum. 2 ilmek kısa ile başladım bu sefer. Buradaki örnek bütün. 4 ilmek uzun. 2 ilmek kısa şeklinde örneğimi kurdum. Arada yine 2 tane ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Burada sonuncu örneğimi kuruyorum. Şimdi 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun. 4 tane uzun ördükten sonra 1 ilmek kısa örüyoruz. Bir tane kısamı ördüm. Şimdi burada sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Yaka için kesim yapmaya başlıyoruz. Her zaman beyaz ipimizle örnek yaparken yaka kesimlerimizi de yapacağız. Burada sıra sonunda 6 tane ilmek kalacak. 6 ilmek kaldığında bakın örnek tamamlanmadı. Bir tane kısamı ördüm. Buradan lila ipimi alıyorum. Yaka kısmındaki lila ipimi. 6 tane ilmeğim var. 6. ilmek ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için birinci eksiltmemi yaptım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz şeklinde örüyoruz. Burada her zaman 5 tane lila ilmeğimiz olacak. İlmeklerimizi geriye doğru kapatarak gidiyoruz. Burada lila ördüğüm yeri lila ipimle kapattım. Beyaz ördüğüm ilmeklerimi, örneklerimi de beyaz ipine kapatarak gidiyorum. Burada beyaz ördüğüm ilmekleri kapattım. Yine burada renk değiştiriyorum. Beyaz ipimi bıraktım. Lila ipimi aldım. Sağ taraftaki 14 tane ilmeğimizde lila ipimizde kapatıyoruz. Burada yine sağ taraftaki 14 tane ilmeğimi bir düz, bir ters lastik olarak örüyorum. Koltuk altı kısmındaki ilmeklerimizi lastik olarak örüyoruz.
Burada 21. örneğimizi yaptık. 21. örneğin üzerine de bir sıra lila olarak öreceğim. Şimdi yaka kısmında burada eksiltme yok. Lila ipimizi örerken yakada eksiltmemizi yapmıyoruz. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yaka kısmındaki 5 ilmeğimizde lastik örerek geriye doğru kapatarak gelelim. 21. örneğin üzerine bir sıra lila ipimle ördüm. Şimdi 22. örneğimizi yapacağız. Yine kenardan başlıyoruz. 14 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. Tane ilmeğimi ördüm. Burada renk değiştiriyorum. Şimdi beyaz ipimi aldım. Beyaz ipimle 22. örneğimi yapacağım. Örneğe başlarken her zaman şu alttaki örnek değil, bir alttakine bakıyorum. Şuradan ilmeğe bakın, takip edin. Burada sadece bir tane kısa beyazla başlayacağız. Buradan başlangıçta 14 tane lastikten sonra bir ilmek beyaz. Bir tane beyazı ördük. İki tane ilmeği örmeden şişimizi aldık. Buradan yeniden örnek başlıyorum. 2 ilmek kısa ile başlıyorum. 2 kısa, 4 uzun. Ve 2 kısa örerek örneğimi tamamladım. Şöyle göstereyim. 14 tane lastik ördükten sonra sadece burada 1 ilmek beyaz ördüm. 2 tane ilmeği örmeden şişime aldım. Yeniden örneğimi kurdum burada. Yine 2 tane ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz ve tekrar 2 kısayla örneklerimi kuruyorum. 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun. İki tane de kısa örerek örneğimi tamamladım. İki tane ilmeğimi örmeden şişime aldım. Burada sadece bir tane de beyazım kaldı. Bir ilmek beyaz ördüm. Bir ilmek ördükten sonra burada 6 tane ilmek kalacak. 6 tane ilmeğim var. Şimdi yaka için eksiltmemi yapacağım. Beyaz ipimizle örnek yaparken her zaman yakada eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde takip edin. İki tane ilmeği örmeden şişime aldım. Bir tane beyazımı ördüm. Son 6 tane ilmeğim kaldı. 6 ilmeğin 6. ilmek ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka için ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra ilmeğimi ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz şeklinde örüyorum. Burada her zaman 5 tane lastik ilmeğimiz olacak. İlmeklerimizi yine geriye doğru kapatarak gidiyoruz. 5 tane ilmeğimi lila ipimle kapattım. Diğer ilmeklerimi de beyaz ipimle kapatarak devam ediyorum. Sıra sonundaki 14 tane ilmeğimizi de lila ipimizle kapatalım. 22. örneğimizi tamamladık. Buradan sağ taraftan koltuk için kesimimizi yapacağız. Şimdi birinci ilmeğimiz şişimizde. İkinci ilmeğime şişimi taktım. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği birinci ilmeğin içinden geçirdim. Kapattım. Bakın buradaki ters örülmüş. Aynı ters örer gibi şişimi takıyorum. Bir tane ilmek aldım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. Buradaki ilmeği kapattım. Düz ilmeklerimizi düz örer gibi şişimizi takarak bir ilmek alıyoruz. Diğer ilmeğin içinden geçirip kapatıyoruz. Ters ilmeklerimizde ters örer gibi ilmek çıkartıyoruz. Diğer ilmeğin içinden geçirip kapatıyoruz. Bu şekilde 9 tane ilmeğimizi keseceğiz burada. Düz ilmeğimi düz örer gibi şişimi takıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği hiç örmeden diğer ilmeğin içinden geçirdim ve kapattım. Ters ilmeğimizde aynı ters örer gibi ipi aşağıya indirdim. Bir ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği hiç örmeden diğer ilmeğin içinden geçirip kapattım. Burada 9 tane ilmeği kapatacağız. 5 tane lastik ilmeğimiz kalacak. Şu
Şöyle 9 tane ilmeği bu şekilde kapattık. Yani koltuk için 9 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Burada 5 tane ilmeğimiz kaldı. Birinci ilmeğimiz düz. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmek düz. Dördüncü ilmek ters. Ve beşinci ilmek düz. Koltuk kısmında 5 tane lastik ilmeğim kaldı. 9 tane ilmeğimizi kestik. Burada da 22. örneğimizi tamamladık. Örneğin üzerine bir sıra lile ipimizle düz olarak öreceğiz. Burada yaka kısmında eksiltme yok. Lile ipimle örüyorum. Burada örneklerin üzerine düz, yaka kısmındaki 5 tane ilmeğimizi de lastik olarak örelim. Yeleğimizin önünde koltuk için kenardan 9 tane ilmeğimizi kestik. Buradan iç taraftan kesim yapmaya devam edeceğim. Kolun yuvarlak olması için. Şimdi buradan başlıyorum kenardan. Burada 5 tane lastik ilmeğimiz var. Her zaman buradaki 5 tane lastiğimizi lile ipimizle öreceğiz. Buradaki 5 ilmeğin 4 tanesini örüyoruz. Birinci ilmeğim şişimde. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmek düz. Ve dördüncü ilmek ters. 4 tane ilmek ördüm. Beşinci ilmek ve altıncı ilmek. İkisini birlikte ördüm. Buradan iç taraftan da eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra renk değiştiriyoruz. Örneğimizi kuracağız yine. Örnek kurarken her zaman şu alttaki örnek değil, bir alttaki örneğe bakıyoruz. Şu ilmeği öreceğim. Şöyle takip edin. Bakın buradaki ilmek uzun örülmüş. Burada 3 tane uzun var. Eksiltmemi yaptıktan sonra beyaz ipimi aldım. Şişime doladım. 3 tane uzunla başlıyoruz. 3 ilmek uzun. Buradaki örnek yarım kaldı. 3 tane uzun ördüm. 2 ilmek kısa örerek örneğimi tamamladım. 3 uzun, 2 tane kısamızı ördük. 2 tane ilmeği örmeden şişimizi aldık. Yeniden örnek başlıyoruz. 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun şeklinde örneklerimi kurarak devam ediyorum. Sıra sonunda yaka kısmında 6 ilmek kalana kadar. Yaka kısmından eksiltmelerimize de devam edeceğiz. 4 tane uzunumu yaptım. 2 ilmek kısa. 2 tane ilmeği örmeden şişime aldım. Yeniden örnek kuruyorum. 2 tane kısa. 2 tane kısadan sonra burada 3 tane uzun öreceğiz. 3 ilmek uzun. 3 tane uzunumu ördüm. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. Burada renk değiştiriyorum yine. Burada yaka kısmına da eksiltmemi yapacağım. Beyaz ipimi bıraktım. Lila ipimi aldım. Son kalan 6 tane ilmeğin 6. ilmek ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka içinde 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 1 ters, 1 düz, 1 ters ve 1 düz örerek sıramı tamamladım. Geriye doğru kapatırken yine lila ilmeklerimizi lila ipimizle kapattık. Beyaz ipimi aldım. Beyaz ördüğüm ilmekleri de beyaz ipimle kapatarak devam ediyorum. Sıra sonunda da 5 tane ilmeğimizi lila ipimizle kapatacağız. İlmeklerimi kapatarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi örneğin üzerine lila ipimizle bir sıra öreceğiz. Buradan koltuğun iç tarafından da bir ilmek daha keseceğim. Birinci ilmeğim şimdi, ikinci ilmek ters, üçüncü ilmek düz ve dördüncü ilmek ters şeklinde örüyorum. 4 tane ilmek ördüm. Sıradaki ilmek ve yanındaki ilmek, yani baştan 5. ve 6. ilmekler. İkisini birlikte ördüm. Buradan iç taraftan, koltuğun iç tarafından bir ilmek daha eksiltmiş oldum. Eksiltmemi yaptıktan sonra örneklerin üzerine lila ipimizle bir sıra düz olarak örüyoruz. Yaka kısmında burada eksiltme yok. Yaka kısmındaki 5 tane lila ilmeğimizi de lastik olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin koltuk kısmında kenardan 9 tane ilmek kesmiştik. Buradan iç taraftan da 5. ve 6. ilmekleri birlikte örerek tek tek 2 tane daha ilmek kestim. Koltuk kısmında toplamda 11 tane ilmek kestik.
Koltuğumuzu bu şekilde tamamladık. Koltuktan başka ilmek eksiltmeyeceğiz. Yaka kısmından eksiltmelerimize devam edeceğiz. Şimdi buradan sağ taraftan başlıyoruz. Koltuk kısmındaki 5 tane ilmeğimizi her zaman lila ipimizle lastik olarak örüyoruz. 5 tane ilmeğimi ördüm. Burada renk değiştiriyorum. Beyaz ipimi aldım. Örnek kuracağım yine. Örnek kurarken her zaman bir alttaki örneğe değil, onun altındaki örneğe bakıyoruz. Şu ilmeği öreceğiz. Şöyle ilmeği takip edelim. Bakın burada ilmeğim örülmeden alınmış. Yani burada bir tane lilamız olacak. 5 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeği, bir tane ilmeği örmeden şişime alıyorum. Buradaki de lila kalıyor. Buradan yeniden örnek kuruyoruz. 2 ilmek kısa, 4 ilmek uzun şeklinde örneğimi kuruyorum buraya. Yine 2 tane kısa örerek örneğimi tamamlıyorum. 2 tane ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Tekrar örnek kuruyorum. 2 tane kısa, 4 tane uzun. Ve 2 ilmek kısa örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Örneğimi tamamladım. Burada sadece bir tane ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Burada sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. 6 ilmek kaldığında beyaz ipimizle örnek yaparak geldiğimizde yaka kısmından eksiltmemizi yapıyoruz. 6 tane ilmeğim var. 6. ilmek ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yaka kısmında eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde örüyoruz. Yaka kısmından eksiltmelerimize devam edeceğiz. Yakada da toplamda 11 tane ilmek eksilteceğiz. Koltukta da 11 tane kestim. Yakada da 11 ilmek keseceğim. 5 tane ilmeğimi ördükten sonra renk değiştiriyorum. Burada ilmeklerimi geriye doğru çekerek gidiyorum. Yeleğimizin önünde koltuk kısmında kenardan 9 ilmek kestik. İç taraftan da 2 tane ilmek kestik. Koltuğumuzu bu şekilde tamamladık. Koltuktan başka ilmek eksiltmiyoruz. Yeleğimizin önünde yaka kısımlarımıza devam edeceğiz. Beyaz ipimizle örnek yaparak giderken sıra sonunda her zaman 6 tane ilmek kaldığında 6. ve 5. ilmekleri birlikte örerek yaka kısmından eksiltmemizi yapacağız. Yakada şu ana kadar 4 tane ilmek eksilttim. Yakadan da 11 tane ilmek keseceğiz. 11 tane ilmek kestiğimizde yeleğimizin önünde 23 tane ilmeğimiz kalacak. 23 ilmek kaldıktan sonra başka eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğiz. Sayarken buradan koltuk kestiğimiz sıradan itibaren sayalım. 25 sıra uzunluğunda olduğunda yeleğimizin önünü düz olarak bitirelim. Yeleğimizin önünde yaka için tek tek 11 tane ilmek kestim. Yeleğimin önünde 23 tane ilmeğim kaldı. Kalan 23 ilmeğimizi başka eksiltme yapmadan örmeye devam ettim. Sayarken buradan koltuk kestiğim sıradan itibaren sayıyorum. Yukarıya doğru 25 sıra uzunluğunda ördüm ve yeleğimin önünü düz olarak bitirdim. İkinci önümü de bu şekilde tamamladım.